Hepinize merhabalar. Ben Umut. Bu haftaki konumuz Harp Okulu'nda FETÖ yapılanması. Konumuz Erhan Kareli. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Komutanım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne FETÖ yapılanmasının daha önceki polis akademisi, adliye bu konudaki yapılanmalar hakkında birçok kitap yazıldı. Birçok dava ortaya çıktı. Bu Evet. konuda bilgimiz var ama askeriyede, harp okullarındaki, askeri liselerdeki yapılanmalar hakkında kamuoyunun çok fazla bilgisi yok. Siz de buna maruz kaldığınızı biliyoruz. Bize yaşadığınız olaylardan bu yapılanmanın detaylarını bahseder misiniz? Tabii bahsedelim. Askeriyedeki yapılanmasının çok fazla bilinmemesinin sebeplerinden bir tanesi, bildiğimiz üzere dışa kapalı bir yapısı var askeriyenin. Okul içerisinde ne oluyor, ne bitiyor? Dışarıdakiler, siviller ya da öğrencilerin aileleri çok bilmiyor. Dolayısıyla bunun çok bilinmemesi de gayet normal. Aslında tüm detaylarıyla bu konuyu konuşsak çok uzun saatler alabilir. Dolayısıyla ben belli başlı birkaç aklıma gelen örneklerden bahsedeyim. Komutanım isterseniz şöyle bahsedeyim. Benim hani kamuoyunda gördüğümüz kadarıyla bu 2000 yani 15 Temmuz'dan önce çok mangas adıyla birçok haber duyuyorduk internette vesaire haber sitelerinde. Hatta Meclis'in bu konuyla ilgili bir kurul kurduğunu ve harp okulundaki çok mangaların öğrencilere uygulanan işkenceye varan boyutta eğitimlerin olduğuna dair araştırmalar yapıldı ciddi bir derecede. Kamuoyu bir ara bu konuyla meşgul olmuştu. Özellikle bu çok mangaları kamuoyunda çok büyük yankı uyandırdı. Bu konudaki görüşleriniz neler? Şimdi bu konuya girmeden önce şundan bahsedeyim. FETÖ yapılanmasının harp okulundaki örneklerinden bahsetmeden önce şundan bahsetmekte fayda var. FETÖ çok uzun yıllardır asker liselere ve harp okullarına öğrenci sızdırıyordu. Ancak bunu 2008 ve sonrasında ciddi oranda artırdı. Asker liselerde çok ciddi oranda artmasa da özellikle soruların çalınmasıyla 2008 ve sonrasında harp okullarında ciddi oranda arttı. Harp okullarının temel öğrenci kaynağı asker liseler biliyoruz. Sizin döneminizde zannediyorum ki sivil alımlar daha fazla oldu. Asker lise iki tane Kuleli ve Maltepe. Hatta bir dönemde Işıklar Karar Okulu'na öğrenci sağlıyordu. Bu üçünün toplamı sivil alım kadar yapmıyordu bildiğim kadarıyla bu yıldırma politikaları nedeniyle. Tabii yapmıyordu. 3 asker lisenin öğrencilerinin toplamı özellikle bizim dönemde 400'e yakındı. 395 olması lazım. Ama sivilden yapılan alımlarda 695 yaklaşık 700'dü. Hemen hemen %80, %90 daha fazla yapıyor. Baya baya fazla. %70'e %30 gibi bir oranla karşılaşıyoruz. Yani siz azınlık duruma düşüyorsunuz esasen. Biz baya baya iki katından daha fazla olmaya başladı. Şimdi insanın aklına burada başka sorular geliyor. Asıl kaynak asker liseyken neden sivil kaynaklılardan alınan öğrenciler bir anda onun iki katına çıktı? Evet, bu ciddi bir soru işareti Ciddi zaten. bir soru işareti ve bunu kimse sorgulamadı mı? Sorguladı, biliniyordu. Nitekim biz harp okulundan mezun olurken 630 kişi mezun olduk. Bu 630 kişinin yaklaşık 50-60 kadarı asker lise mezunuydu. 550-600'e yakın kadarı da sivil kaynaklı asker öğrencilerden oluşuyordu. Yani siz 300'den 50-60'a kadar düşünüyorsunuz. Yani yaklaşık 240 tane fire var asker öğrencilerin. Asker liseden sonra harp okuluna geçip mezuniyet sürecinde yaklaşık 240 tane öğrenci harp okulunu bıraktı. Aslında biraz daha fazla, 395 dedik az önce. Bu açıdan baktığımızda ortalama 300 asker lise kaynaklıdan fire var. Sivil kaynaklılardan da 700'e yakın alım vardı. 550 dedik, 150 fire var. Aslında çok az sayıya baktığımızda. Peki komutanım askeri liseler bildiğimiz kadarıyla yani döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki fen liseleriyle beraber yani Kuleli Askeri Lisesi Türkiye'nin en iyi liselerinden olan Robert Koleji ile yarışır bir haldeydi. Tabii aynen. Yani çok yüksek seviyede yabancı eğitimi ki çocukluktan kişilerin karakterini askeri eğitimi oturtan aslında çok güzide bir kurumlarımız. 1845 yılından beri Kuleli. Maltepe'de keza eski bir tarihi var. Tabii. Bu liselerden yetişen öğrencilerin aslında harp okulunda sıkıntı çekmemesi gerekiyordu. Sizin demek ki sıkıntı yaşatılmış çünkü zaten askeri lise düzeninde askeri nizamla yetişmiş birinin harp okulunu bırakması pek normal bir durum değil. Harp okulu, askeri lise kaynaklı harp okulu öğrencilerini bırakmaya iten nedenler nelerdi? Şimdi zaten sadece sayılar üzerinden bile olaya yaklaşsak, dediğimiz gibi 700 kişiden 550'ymiş sivil kaynaklı oranı. Evet. Asker lise oranı da 390'lardan 60'a kadar düşmüş. Çok ciddi bir fark var. Burada akla gelen ilk soru asker lise kaynaklılar neden bırakıyor? Sivil Evet. kaynaklılara oranla neden bırakma sayısı daha fazla? Ki askeri nizamın içine yetişip yani sivil öğrenciler adapte olamayıp aslında bırakması gerekiyor. Ama askeri lise öğrencileri bırakan çoğunlukla demek ki burada bir ayrımcılık ya da bir problem var ki Tabii. bırakmışlar. İlk defa bizim dönemde fazla sayıda alındığı için biz önceki dönemlerden bazı şeyleri tecrübe edemedik. Biz asker lisedeyken harp okulundan bir heyet, asker öğrencilerin de harbiyelerin de içinde bulunduğu bir heyet asker liseye gelerek konferans verdi. Bu konferansta şok mangaları diye tabir edilen bir oluşumdan bahsedildi. Öğrenciler arasında böyle bir söylentinin olduğu ancak bunun aslının olmadığı söylendi. Bu bizim içimizi biraz rahatlattı. Çünkü böyle söylentiler duyuyorduk. Ancak ilk defa sayı bizde fazla alındığı için o baskı bizde ciddi oranda arttı. Biz bu konferansın da etkisiyle ve asker lise kaynaklıyız. Sonuçta bu işin içinden geldik. Harp okuluna gittiğimizde çok ciddi sıkıntılar yaşamayacağız diye düşünerek
rahat bir şekilde intibak eğitimine geldik aslında. Komutanım peki bu şok mangası o dönem oluşturan özel bir şey mi yoksa askeri nizam içinde birliklerde bulunması gereken bir manga mı? Hayır, birliklerde bulunması gereken bir manga değil. Çünkü yapısı itibariyle ya da bize uygulanan eğitimler itibariyle hiçbir yasal tarafı yok. Evet, şok mangası tamamen harp okulu öğrencilerini, askeri sekanatlı harp okulu öğrencilerini ve Fethullahçı olmayanları sindirmek için yapılan özel bir manga. Burada askeri öğrencileri seçilip ağır eğitimler uygulanıyordu. Aynen o şekilde. Şimdi bahsettiğimiz gibi çok yüksek oranda sivil kaynaklı alımı yapıldı ama mezun olanların daha da yüksek oranda olması isteniyor. Keza harp okuluna giren sivil kaynaklardan gelenler içerisinde kendi öğrencilerinin daha yüksek oranda olması isteniyor. Dolayısıyla asker liseli öğrencilere daha intibak eğitiminde harp okuluna girmeden yüksek bir baskı yapılması gerekiyordu. Fiziki baskının yanında psikolojik baskı çok ağırdı. Biz bunu bizzat işin içinde olarak ciddi anlamda hissettik. Ne gibi fiziki ve psikolojik baskılar uygulanıyordu? İçerisinde dayak var. İçerisinde psikolojik baskı var. Fiziksel şiddetin her türü var. Birazdan da anlatacağım. Aklımıza dahi gelmeyecek bir takım baskılarla, mobbingle, yıldırma politikalarıyla kendilerinden olmayan asker öğrenciler ciddi oranda daha o dönemden ilişiği kesilerek tasfiye edildi. Henüz biz intibak eğitimine gelir gelmez asker liseler kendi aralarında eğitimlere başladılar. Yani sivil liseden gelecek öğrenciler henüz o dönem yoktu. Onlar daha sonra biz Menteş'e geçtiğimizde ki intibak eğitiminin ilk bir haftası Karar Okulu'ndaydı. O dönem sivil liseden gelen arkadaşlar yoktu. Onlar biz Menteş'e gittiğimizde Menteş de bize dahil oldular. Hatta öyle ki yedeklerden sıra gelenlerden intibak eğitimine hiç katılmayan dahi oldu. Yani intibak eğitimini bitirmeden doğrudan harbiyeli olanlar oldu. Evet. İntibak eğitimi nedir diye soran arkadaşlarımız olabilir. Karar okuluna başlamadan önce bir uyum süreci gerekiyor. Bu uyum süreci de intibak eğitimi adı altında yapılıyor. Amaç okula sizi hazırlamak. Ama bizim dönemde bu böyle olmadı tabii. Şok mangaları kurulmaya başlandı. Tabii biz bunun şok mangası olduğunu bilmiyoruz. Takımlar kuruluyor, mangalar kuruluyor. Müteakibinde eğitimler başlıyor. Siz bunu ne zaman anlıyorsunuz? Biraz zaman geçtikten sonra bakıyorsunuz ki diğer mangalara yapılan eğitimlerle sizin mangaya yapılan eğitimler arasında dağlar kadar fark var. Onlar geceleri istirahate giderken siz geceleri sabaha kadar eğitim yapıyorsunuz. Onlar gece eğitiminde rahat bir şekilde eğitimini yapıp bitirip dönerken siz döndükten sonra çadırınıza gidemiyorsunuz. FETÖ'cü bir takım komutanı nezaretinde arka tarafa Dalyan'a başka yerlere giderek eğitimlere devam ediyorsunuz. Yani kendinden olmayanlara bir yıldırma politikası uyguluyorlar tamamen. Çok ciddi bir yıldırma politikası var. Fiziksel şiddetten daha çok dediğim gibi psikolojik şiddet var. Biz henüz harp okulundayken, intibak eğitiminin hemen başındayken ilk 2 günde yaklaşık 60 kişi ayrıldı zaten. Ciddi bir sayı. Çok ciddi bir sayı. Daha sonra Menteş'e gittiğimizde bu sayı giderek artmaya başladı. Aramıza sivil liseden gelen arkadaşlar katıldıktan sonra biz eğitimlerin de hafifleyeceğini düşünüyorduk. Çünkü onların bir altyapısı yok. Ama beklediğimiz gibi olmadı. Onlara yönelik yaklaşım zaten hafifken, çok ciddi bir yaptırım yokken bize yönelik yaklaşımlar aynı şekilde hatta artarak devam etmeye başladı. Bir gün mesela sabah koşusuna çıktık. Sivil liseden gelen arkadaşların bize dahil olduğu ilk zamandı. İlk defa sabah koşusuna çıkıyorlardı. Biz en önde koşarken zaten bir altyapımız var. Orada bir süredir koşuyoruz sabahları. Onlar en arkadan döküle döküle geliyorlardı. Böyle bir durumda biz de zannediyorduk ki eğitimler biraz daha hafifleyecek. Nitekim dediğimiz gibi bu şekilde olmadı. Eğitimler bitiyor mesela. Denize gidiyoruz. Herkes denize giriyor. Bir iskeleden girip diğer iskeleden çıkıyoruz. Denize girme dediğimizde o. Ondan sonra herkes duşunu alıyor. Bir dakika içerisinde tekrar yerine geçiyor. Bu süreçte geride kalanlar oluyor. Geride kalan eğer asker liseli ise kenara çekiliyor. Sivil lise kaynaklıysa doğrudan sıraya dahil olmasına izin veriliyor. Asker lise kaynaklılar bir araya toplanarak tekrar kumlarda sürünmeye devam ediyor. Ondan sonra tekrar bir süre veriliyor. Hiçbir zaman yetişemiyorsunuz. Çünkü süre 30 saniye iniyor. 20 saniyeye iniyor. Vesaire. Bu sırada diğer büyük grup çadırlar bölgesine intikal ediyor. Takım komutanı sizin başınızda eğitime devam ettiriyor. Onlar istirahatine başlıyor. Siz dikenlerin üzerine bu sefer sürünmeye başlıyorsunuz. İstikamet Dikenler. diyorsunuz. Tabii çok ciddi oranda dikenli bir yer Menteş. O dikenlerin üzerinde sürünüyorsunuz ki bu da sizi bayağı harap ediyor. Asfalt zaten 55 derece oluyor Menteş'in sıcağı. O 55 derecede eğitimleri icra ediyorsunuz. Asfalta yumurta koysanız pişecek derecede sıcak ama siz onun üzerinde saatlerce kalıyorsunuz. Eğitim yapıyorsunuz, sürünüyorsunuz, sıçrıyorsunuz. Bu eğitim değil, işkence bir nevi yani. Tabii. Çünkü bunun akla mantığa sıcak bir literatürde ya da bir doktrinde yer almıyordur zannedersem bu eğitim faaliyetleri. Tabii ki biliyorsunuz işkence yasağı dünyada istisnası olmayan tek yasak çeşidi. Yani insan hayatının sonlanması bile istisna kapsamında değerlendirilebilirken ki meşru müdafaa kapsamında bunu yapabiliyorsunuz ama işkencenin kesinlikle bir istisnası yok. Bu şekilde ciddi fiziksel, psikolojik işkenceler de yapılmaya devam edildi. Bu süreçte askeri seneler peyderpey kamptan ayrılmaya başlıyor. Sayınız gittikçe azalıyor zannedersin ki. Tabii kamptan ayrılmaya başlanıyor. Mesela sabahları çadırlar kontrol ediliyor. Zaten asker liselerin kim olduğu belli olduğu için listeler ellerinde var takım komutanlarının. Belki çadırlara bile girip bakmıyorlar. Sadece asker lise
kaynakların isimlerini yazarak onları tekrardan içtimaya çıktığımızda ayırıyorlar. Eğitimlere devam ediyorlar. Büyük grup yine yürüyerek giderken eğitim alanına, Kırgız'a, Deli Hasan'a vesaire, biz sıçrayarak. Ben mesela kompozit başlığımın içinin terden artık su olarak boşaldığını biliyorum. Bugün o yolları düşündüğümde de mesela gözümün önüne sürekli geliyor. Çok kötü anılar. Geçmiş olsun tekrardan komutanım. Yine bir gün bir hafif birlik koşusu yapacağız. Hafif birlik koşusunun içeriği de 8 kilometrelik bir parkurda tam teçhizat, elinizde MG3 de var, koşuyorsunuz. Mangaca. Sonrasında bir engelli parkura giriyorsunuz. Ondan sonra da 200 metre atış icra ediyorsunuz. Şok mangasında olanlardan sabaha kadar eğitim yaptırılmış bir komutanımız, bizim bir üst devreden, bu mangaya seçiliyor. Uykusuz zaten. 4 kilometrelik bir parkuru 2 kez koşuyorsunuz. Burada koşarken bir anda yığılıyor ve o 55 derece sıcağın altında vefat ediyor. Tabii bunu eğitim zayiatı olarak lanse ediyorlar. Organ yetmezliği diyorlar. Bir şekilde olayın içerisinden yetkililer sıyrılıyor. Neticede olan bir FETÖ mağduru bir komutanımız oluyor. Zaten Menteş'te asker lise kaynaklılar ayrılmak istediğinde hemen öğle yemeğini bile kalmadan doğrudan bavulunu topla git diyorlar. Ama sivil lise kaynaklı birisi ayrılmak istediğinde 3 gün yatak istirahati veriyorlar. Sen biraz daha düşün diyorlar. Onlar biraz daha düşünüyor. Bu şekilde de zaten hiçbir zaman ayrılmıyorlar. Ayrılmalarına da çok müsaade edilmiyor zaten. Peki komutanım, bu uygulanan eğitimleri şikayet edeceğiniz bir mecra yok muydu? Kimi kime şikayet edeceksiniz? Çünkü oradaki hiyerarşi basamaklarının hepsi zaten FETÖ'cü. Yani takım komutanının gidip bölük komutanına şikayet etseniz bölük komutanı zaten onlardan. Bölük komutanı tabur komutanına şikayet etseniz tabur komutanı yine onlardan. Nitekim ben birinde denedim. Harp okulu 3. sınıftayken takım komutanına gittim, bölük komutanına şikayet ettim. Bölük komutanı benimle bizzat kendisi uğraşmıyordu. Takım komutanı aracılığıyla uğraşıyordu. Öğrendikten sonra artık bölük komutanı da bizzat uğraşmaya başladı. Artık bölük komutanını tabur komutanına şikayet etmenin çok da bir mantığı kalmadı. Bu sefer o da uğraşmaya başlayacaktı. Dolayısıyla bu şikayet mekanizması hiçbir zaman işlemedi. Zaten onların elinde olan bir mekanizmaydı. Hiç unutmuyorum, 2. sınıf Menteş eğitimi kampındayız. 4 üzerinden 3 900 kredisi olan çok da zeki bir arkadaşımız var. Hem fiziksel olarak çok güçlü, sporu çok iyi, hem de dersleri çok iyi olan bir arkadaşımız. İkisinde bir arada bulunduğu, ileride de çok kaliteli bir subay olacak değerli bir arkadaşımız. Takım komutanları, bölük komutanları uğraşmaya başlıyor. Artık okuldan atacaklar. Bu çok belli, aşikar. Ama hiçbir şekilde pes etmiyor. Okul döneminde de çok uğraşmışlar. Menteş'te de aynı mangadayız. Sürekli uğraşıyorlar. Bizzat ben şahidim olaylara. MG3'ü de ona verdiler. MG3'le sürekli süründürmeye çalışıyorlar. İşte Deli Hasan'a, Kırgız'a. 306, ki 306 çok yüksek bir tepedir. Oraya çıkmak bile çok yorucu olabilirken oraya sıçramalarla çıkmalar vesaire. Arkadaş hiçbir şekilde pes etmiyor. Çok da dirayetli bir arkadaş. En sonunda arkadaşın bölüğünü değiştiriyorlar. Tutup başka bölüğe veriyorlar. Biz o sırada paraşüt eğitimine gidecektik. Kampın son bir haftasına katılmadık. Kamptan sonra da 2 hafta süresince tatilimizden yiyerek paraşüt eğitimine devam edeceğiz. Öncesinden başvurular oldu vesaire. Bunu anlatacağım zaten. Son bir hafta bölüğünü değiştiriyorlar arkadaşın. Daha sonra değiştirdikleri bölükteki tüm askeri öğrencileri gece içtimaya çıkarıyorlar. Eğer diyorlar bu kişi okulu bırakmazsa sizinle uğraşmaya devam edeceğiz bundan sonra diyorlar. Bu arkadaş, o dirayetli, bugüne kadar pes etmemiş arkadaş, her türlü baskıya dayanmış arkadaş, sırf benim yüzümden başkalarının canı yanmasın diye kendisi okulu bırakıyor. Yani FETÖ'cülerin, FETÖ mensuplarının o kadar karaktersiz, o kadar insanı mağdur eden davranışlarına karşın bizim arkadaşımızın gösterdiği üst düzey erdeme bakın. Paraşüt kursundan bahsedecektim. Okul dönemindeyiz. 2. sınıf kampının sonunda paraşüt kursu olacak. Normalde paraşüt eğitimleri çok gözde öğrencilere verilir. Dilekçe yazarsınız, içlerinden seçilir vesaire. Bizden önce hep öyle olmuş. Bizim dönemde farklı bir şey oldu. Ben şok mangasında olmama rağmen, sürekli eğitim yaptırmama rağmen ben dilekçeyi yazdım. Seçileceğimi de düşünmüyordum. Ama listede adım geldi. Şaşırdım. Ondan sonra listedeki diğer kişilere baktık. Hepsi şokçular. Çok enteresan bir şekilde o sene öyle bir şey oldu. Hatta öyle ki kendi öğrencilerinden dilekçe yazıp kabul edilmeyen varken şokçulardan dilekçe yazmamasına rağmen o listeye alınan bir kişi vardı. Tatilde ablasının düğünü vardı. Ona rağmen düğüne bile gönderilmeyerek paraşüt kursuna gönderildi. Bunun sebebi de şu. Eğer siz askeri öğrenciyken bir sakatlık geçirirseniz D kodu alıp askeri öğrencilikten ilişkiniz kesiliyor. Ama siz kıtadayken bir sakatlık geçirirseniz sizi masa başına alıyorlar ve göreve devam ediyorsunuz. Kendi öğrencilerinin başına bir şey gelmesin diye yine şokçulardan seçmeye başladılar. Yani paraşüt eğitim riskli olduğu için özellikle şok mangası uygulanan öğrencileri gönderdiler. Tabii. Bizden önce böyle bir uygulama yokken bizden sonra artık şok mangasında olanları göndermeye başladılar. Zaten disiplin puanı 120 üzerinden oluyor. 60 puan ve altına düşerseniz alay disiplin kuruna, 0 puan da altına düşerseniz yüksek disiplin kuruna çıkıyorsunuz. Oraya katılanların ortalama disiplin puanı 40-50 civarında bir şeydi. Bir gün yine intibak eğitiminin daha başındayız. EY isimli bir takım komutanı var. İsimler zaten baştan gitmiş belli. Kimlerin onlardan olmadığı. Askeriyeden gelenler içerisinde tabii kendi öğrencileri var. Ama sayı nispeten
sivil liseden gelenlere oranla çok çok daha az. İsimlerimiz zaten gittiği için biliyorlar. Akşam takım komutanı bana bu sıraları düzelt dedi, bir kısmı gösterdi. Kısma girdim, sıraları düzelttim. İçeri geldi. Bu sıraların hepsi dedi duvara paralel olacak. Emredersiniz komutan dedim. Sıraları duvara paralel olacak şekilde düzenledim. 5 dakika sonra tekrar geldi. Bu sıraların hepsi dedi yerdeki fayanslara paralel olacak dedi. Duvara bakıyorum, yerdeki fayans çizgilerine bakıyorum. İkisi birbirine paralel değil. Yani sıraların hem fayans çizgilerine hem de duvara paralel olma ihtimali yok. Olmayan bir şey talep ediyorlar aslında sizden. İmkansız bir emir veriyor. Bunu uygun bir dille söyledim. Komutanım dedim, duvar çizgisiyle yerdeki fayansların çizgisi birbirine paralel değil. Dolayısıyla dedim uygun bir dille tabii. Yapamıyorum dedim. Bağırdı, çağırdı, sen nasıl yapamazsın dedi, bana karşılık verme falan. Menteş'e gidince dedi bana tekmil ver. Menteş'e gittik. Ben takım komutanını buldum tabii. Aklımda da bu var. Benim tekmil vermem lazım. Keşke o tekmili vermeseydim. Çünkü 60 kişiye daha bunu söylemiş. Ama tek tekmil vermeye giden benim. Diğer 60 kişi de gelsin dedi. Belki aralarından verecekler de vardır ama böyle saçma sapan bir durumda yaşandı yani. Yine buna benzer şöyle bir olay oldu. Okuldayız. Bölük komutanı şehir dışına gidecek. Şehir dışına gitmeden önce de bir takım öğrencileri saç tıraşından uyarıyor. Bunlardan bir tanesi de benim. Ama ben bir gün öncesinden zaten saç tıraşı oldum. Gayet de nizami. Aradan zaman geçiyor. Bölük komutanı tekrar geliyor. Bu süre zarfında ben gidip ceza sorumlusuna ismimi yazdırıyorum. O bir taraftan savunmayı hazırlıyor. Bölük komutanı geldi. Bana o savunmadan yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta sonra izinsizlik verdi. O kadar kişiyi uyarmasına rağmen tek ceza alan bendim. Baktım başka kimseye ceza verilmemiş. Meğerse hiç kimse ceza sorumlusuna gidip de ben saçtan uyarıldım dememiş. Yine ben burada Dürüstlüğünüzün kurbanı oldunuz dürüstlüğümün herhalde. kurbanı oldum. Bölük komutanı oraya giderken bilmiyor muydu birden fazla kişiyi uyardığını? Biliyordu. Ben olsam asıl diğerlerine ceza verirdim. Ya peki buradaki esas amaç ne? Puanınızı yani bilerek kırarak neyi hedefliyorlar? Amaç 60'ın altına düşürerek alay disiplin kuruluna çıkarmak, 0'ın altına düşürerek yüksek disiplin kuruluna çıkarmak ve en nihayetinde de sizi okuldan disiplin yöntemiyle atmak. Yani kampta yıldırma politikaları atamadıkları fiziksel şiddet okulda psikolojik şiddet olarak devam edip öğrencilerin kendisiyle ayrılmalarını ya da ayrılmadığı takdirde disiplin cezalarını vererek ayrılma yönüne doğru itiyor. Psikolojik ve fiziksel şiddet hem Menteş eğitim kampında var hem de okulda var. Okulda dayak da vardı. Bir gün bölük komutanı bana sürekli emir veriyor. Gece saat 12 olmuş. FETÖ'cü askeri öğrenciler yatıyor tabii bu sırada. Bir yerlerinde pireler uçuşuyor. Ben sürekli gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Saçma sapan angarya işler veriyor. Yine bizim kısımda çok fazla uğraştıkları bir arkadaş vardı. Çok da sağlam bir arkadaştı. Kapıyı tıkladığımda kapı açıldı. Baktım karanlıkta arkadaş şınav çekiyor, kalkıyor. Şınav çekiyor, kalkıyor. Fiziksel bir şiddet uygulanmış orada. Belli. Tabii bunlar da oldu. Yine canımı sıkan bir başka hadise. Yine biz bu şekilde sürekli bölük komutanının verdiği emirleri yerine getiriyoruz. Angarya işler yapıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Bu esnada bölük komutanı içeride çay, kahve, kek koymuşlar, kuru pasta almışlar. Bir takım öğrencilerle sohbet ediyor. O öğrenciler de kim tabii? FETÖ'cü askeri öğrenciler. Biz bunların hepsini gördük, yaşadık. Dolayısıyla da kimin FETÖ'cü, kimin FETÖ'cü olmadığını çok net bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Bugün o FETÖ'cülerden hala göreve devam edenler de var maalesef. Aslında kimin FETÖ'cü olduğu biliniyor. İkinci sınıf bittikten sonra Dumlupınar taburundaydık biz. Malazgirt taburuna bir taşınma oldu. Laktem sistemi vardı. Laktem sistemi demek her bölükte 1, 2, 3, 4. sınıfların olduğu bir sistem. Bu sınıf sistemine döndü. Yani artık her taburda sadece tek bir sınıf olacak. Biliyorsunuz 4 tabur var Karabokulunda. Biz Malazgirt taburuna geçtiğimiz sene Amerika'ya 30-30 iki parti halinde askeri öğrenci gönderdiler. Yukarıdan denilmiş ki bu askeri öğrenciler İngilizcesi çok iyi olan askeri öğrenciler olsun. Asker liseden gelenlerin kurları A kur oluyor. Sivil liseden gelenlerin ve İngilizcesi iyi olanların, Anadolu Lisesi'nden gelenlerin İngilizce kurları B kur oluyor. Düz liseden gelen İngilizcesi iyi olmayan ya da sıfırdan başlayacak olanların yani hiç olmayanların İngilizce kuru C kur oluyor. Aslında Amerika'ya gitmesi gereken kişiler en başta asker lise kaynaklı öğrenciler. Ama öyle olmadı. Daha çok sivil lise kaynaklı öğrencilerden seçildi ve onlar da daha çok C kuruydu. Yukarıya da yalan bilgi verdiler. Bunlar işte A kuru, İngilizce seviyeleri çok iyi diye. Bunlar Amerika'ya gitti. Amerika'dan geldiler. Ballandıra ballandıra tabii Amerika'yı anlatıyorlar vesaire. İşte Amerika'dan bir takım şeyler almışlar. Ben Kindle'ı ilk defa orada gördüm. Kindle almışlar. Yok işte biz homeless'larla falan dans ettik. Şöyle böyle ballandırıyorlar, anlatıyorlar. Yok işte 15 Temmuz 2016, o malum kara gün yaşandı. O ihanetten hemen sonra öğrendik ki Amerika'ya giden bu 60 kişi aslında Fethullah Gülen'i ziyaret etmeye ve elini öpmeye gitmişler. Gezi planında bir haftalık süreç hiç yok. Gidenlerin verdikleri ifadelerde de şöyle bir ifade geçiyor. FH isimli şahıs bize nezaret etti. Biz de Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin elini öpmeye gittik gibi bir ifade geçiyor. FH kim? İsmini Fethullah söylemeyeyim. Gülen. Bu ismi FH olan takım komutanını da biliyoruz. 24. bölükteki bir takım komutanıydı. İzleyenlerden illaki bilenler çıkacaktır. Anlattıkça o kadar çok olay aklıma geliyor ki hangi birini anlatacağımı da şaşırıyorum. 4 yıl boyunca çünkü bu olaylar sürekli yaşanıyor. Savunma alıyorsunuz, gidiyorsunuz takım komutanına. Takım komutanı bir daha savunma veriyor. Özellikle koğuş nöbeti değişim saatlerine denk geliyorlar. O da sizin nöbeti devralacağınız ya da devredeceğiniz zamana denk getiriyorlar ki
Nöbeti 5 dakika erken ya da 1 dakika geç devralırsanız, devrederseniz oradan size ceza vermek için. Kendilerinden olan öğrencilere hiçbir şey sormazlarken sizin nöbet saatinize geliyorlar. Nöbet özel talimatını, nöbet genel talimatını ezbere söylemenizi istiyorlar. Yine böyle bir günde ben nöbetçiyim. Benden sonra da FETÖ'cü birisi nöbetçi. Artık kimin FETÖ'cü olduğunu da biliyoruz. O nöbeti devralmadan 15 dakika önce onu uyandırmam lazım. Uyandırdım. Şu an bu yayını izliyorsan kendini de çok iyi biliyorsun. Uyandırdım. Nöbet saatine bir 5 dakika kaldı. Baktım hala gelmedi. Normalde gelip nöbet değişimini yapmamız lazım. Koğuşuna gittim, baktım üzerini değiştirmiş. Kıyafetini giymiş. Uzanmış tekrar yatağa. İçeri girdim. Bu esnada nöbetçi takım komutanı koridora geldi. Hemen kolluğu çıkardım. Bak dedim, takım komutanı geldi. Giy şu kolluğu. Başın yanmasın. Kolluğu taktı. Dışarı çıktım ben. Çıkar çıkmaz takım komutanı geldi. Sen orada ne saklıyordun dedi. Komutan, bir şey saklamıyordum dedim. Elinde telefon mu vardı dedi. Yok komutanım, telefon yoktu dedim. Ki ben harp okulunda son dönemlerde telefon da kullanmadım. Bir tuşlu telefonum vardı. Akıllı telefonlar yeni yeni kullanmaya başlanmıştı. Son dönemlere doğru, hatta 2 yıl yaklaşık ben telefon bile kullanmadım harp okulunda. İnandıramadım. Nöbeti FETÖ'cü olan bir askeri öğrenci geç devralmasına rağmen orada takım komutanı beni çekti aşağı. Odasında yaklaş bana diyor. Yüzüme böyle öfkeyle bakmaya çalışıyor. Siz bir şey yapamıyorsunuz çünkü disiplin puanınız hızla azalıyor. Oradan bir gözlem kağıdı ver dedi. Gözlem kağıdını yazdı, etti. Ertesi gün tabii takım komutanıma tekmil vermem gerekiyor. Tekmil veriyoruz, cezamızı alıyoruz. O diğer FETÖ'cü askeri öğrenci ceza almadı, ondan yırttı. Şimdi nerede? Amerika'da bir üniversitede yüksek lisansa gönderildi. Muhtemeldir ki şu sıralar doktorasını da bitirmiş olması lazım. Onu da anlatacağım. Daha kıtaya çıktıktan sonra da hakkımızı yemeye devam ettiler. Zaman zaman o kadar sıkıntılı haller yaşıyorsunuz ki. Yine askeri öğrencilerden bir tanesi Malazgirt taburunun 5. katından atlayarak intihar ediyor. Takım komutanı o kadar üzerine geliyor ki. Ona da ne dediler? Psikolojik sorunları var dediler. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bu FETÖ'cülerden her şey beklenir. Bir askeri öğrencinin kendini camdan atmasını gerektirecek kadar ne yapmış olabilirler? Varsa bir psikolojik sıkıntısı, senin zaten ona o şekilde yaklaşman gerekiyor. Bunu bilerek yaklaşman lazım. Hastaneye gönderip tedavisini yaptırman lazım. Özellikle disiplinden ya da başkaca yöntemlerden atamadıkları askeri öğrencileri 3. sınıfta toplu olarak atmaya çalıştılar. Bunun için de en kolay yol sağlıklı tabii. Daha önceden anlaşmalı FETÖ'cü doktorlar var. GATA'ya gönderiyorlar. GATA'da onlar özellikle kalpten D kodu veriyor. D kodu alan asker öğrencilerin ilişiği kesilmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla 3. sınıfta böyle bir kendilerince temizlik yapmaya çalıştılar. Geleceğimizde çok büyük fayda sağlayacak, teşkilat içerisinde çok güzel bir kadro oluşturacak subay tayfasını bu şekilde 3. sınıfta sistemin dışına itmeye çalıştılar. Bunda da maalesef başarılı oldular. Bazen öyle bunalıma girdiğiniz zamanlarınız oluyor ki artık ben sürekli derslere girmek istiyordum. Çünkü ders bittiğinde biliyorum ki FETÖ'cü askeri öğrenciler kantine giderken, 13 Mart'a gidip orada yemeklerini yerken, eğlenirken, halı saha maçı yaparken biz takım komutanı odasından çıkamayacağız. 4 yıl boyunca da böyle oldu. Takım komutanı ders biter bitmez sizi odasına alıyor. Gece yarısına kadar sizinle uğraşıyor. Onlar gidiyorlar, sporlarını yapıyorlar, eğleniyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, kitaplarını okuyorlar, kütüphaneye gidiyorlar. Gazinoda oturup televizyon izliyorlar. Ama siz gecenin bir yarısına kadar sürekli angarya işlerle meşgul ediliyorsunuz. Kendinizi geliştirmenize fırsat tanımıyor. Bir gün yine İngilizce sınavımız var. Benim İngilizcem de fena değildi. Zaten A kuruyum, asker liseden geldim. Bölük komutanı geldi. 21. bölük komutanı. Biz 3. sınıftayken. HP. 15 Temmuz gecesi üniformasını bırakıp kaçan şahıs. Benim çalıştığım buklet vardı. Bukleti eline aldı. Bana oradan soru falan soruyor. Benim ne kadar çalıştığımı ölçmeye çalışıyor. Ondan sonra kendi odasına çağırıyor. Sınav saati yaklaşmış ama çalışamıyorum. Yine angarya iş veriyor vesaire. Sınav bitmiş. Herkes istirahatine çekiliyor. Uyumamız gerekiyor artık. Birkaç saat süreyle uykuya izin veriliyor. Ben tam yatağa yatacağım. Beni tekrar çağırıyor. Aşağıya iniyorum. Beni 13 Mart'a gönderiyor. Bana şunu al gel diyor. Halbuki beni çağırttığı arkadaşı da gönderebilir. Ama amaç başka tabii. Bu sadece benim yaşadıklarımdan çok küçük bir kesit ama bunun gibi diğer şok mangasında olan arkadaşlar gelip burada anlatsalar keşke neler neler duyarsınız. İleriki programlarda konuk etmek isteriz kanalımıza. İleriki programlarda onlar da kabul ederlerse buraya konuk olarak gelebilecekler. Bazen bu baskılar özellikle okul döneminde o kadar şiddetli hale geliyor ki ben dersten hiç çıkmak istemiyordum. Çünkü dışarıda bir belirsizlik var. Neyin ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Neden ben diyorsunuz? Neden biz diyorsunuz. Mantıklı bir açıklama bulmaya çalışıyorsunuz. Ama derse girdiğinizde bilim var, sanat var, edebiyat var. 2 artı 2 derse 4 ediyor. Ama dersten çıkınca etmiyor. Bilime dahi sığındığım günler oldu orada. Mantıklı bir şeyler arıyorsunuz çünkü. Ders dışında bunu bulamıyorsunuz. Derse girince evet diyorsunuz. Bu hayatta bir şeyler mantıklı ilerliyor. Yoksa kafayı yersiniz. Bilimsel bir şeylere sarılmanız gerekiyor artık. Bir doğruyu görebilmeniz gerekiyor. Herkes için geçerli bir doğrunun var olduğuna inanmanız gerekiyor. Diğer türlü ders dışı durumlarda neden ben sorusunu sora sora kafayı yiyecek hale geliyorsunuz. Bazı durumlarda da RDM'ye sevk ediyorlar. Oradan psikiyatriye sevk edebiliyorlar. Psikiyatriden aldıkları olumsuz bir raporla yine askeri öğrencilikten ilişkileri kesilebiliyor. Yani bu FETÖ'cü hainler her türlü yönteme başvurarak sizi bir şekilde sistemin dışına itmeye çalışıyor. Bir şekilde harp okulundan ilişkinizi kesmeye çalışıyor. Yeter ki onların adamları gerekli yeterliliğe sahip olmasalar da mezun olabilsinler. Ordunun gücü zayıflasın önemli değil ama yeter ki onlardan olsunlar. Bu hainliktir zaten. TDK'da hainliğin, vatan hainliğinin tanımı bu şekilde yapılır. Liyakat harici bir şeyi esas alırsanız, adam kayırmayı esas alırsanız, ülkenin menfaatlerine aykırı
aykırı bir şey yapmış oluyorsunuz. Bu da hainliktir zaten. 15 Temmuz'da da maalesef bunun uygulamalı bir halini gördük. Maalesef. Neyse ki başarılı olamadılar. Tabi aradan biraz zaman geçiyor. Biz harp okulundayız. İkinci sınıftayız. Bizim de bilgisayardan ve yazılımdan anlayan bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız çok mangasında ve ayrılmak istiyor. Takım komutanı da tamam diyor. Zaten istedikleri o. Ama gitmeden takım komutanı diyor ki sizin bizi fişlediğiniz listeyi ben buldum diyor. Bunu dedikten sonra takım komutanı tutuşuyor. Tabur komutanına gidiyorlar. Bölük komutanına gidiyor. Arkadaş ayrılacak. Arkadaşın babası geliyor okula. Tabur komutanı diyor ki arkadaşın babasına. Bu öğrenci çok başarılı diyor. Bizim bu öğrenciye ihtiyacımız var diyor. Kesinlikle ayrılmasın diyor. Tabur komutanı arkadaşın babasını alıyor, kendi makam aracıyla yemeğe götürüyor. Ama bizim arkadaş kesin ayrılacak. O bulduğu listede de yazanlar şu şekilde. Asker öğrencilerin isimleri var. Kendilerinden olanların karşısına dokunulmayacak yazıyor. Müspet menfi listesi işte. Kendilerinden olmayan öğrencileri de farklı fosforlu kalemlerle işaretlemişler. Bu okuldan atılacak diyor. Bu üzerine biraz fazla gidilecek. Bu Menteş kampında şu puana düşürülecek gibi bir liste var. Daha sonra bu listenin varlığıyla alakalı bir bilgi kamuoyuna da yansıdı. Ama arkadaş çok kararlı, okuldan ayrıldı. Bu arkadaşla beraber o dönem ayrılan diğer arkadaşlar meclise bir dilekçe veriyorlar. Okulda bir takım farklı olaylar dönüyor. Araştırılmasını istiyoruz diye. Mecliste bir araştırma komisyonu düzenleniyor. Komisyon okula geliyor. Okula geldiği dönemde de okuldaki askeri öğrenciler bir geziye götürülüyor. Kendilerinden olan askeri öğrenciler okulda bırakılıyor. Komisyon da sadece o öğrencilerin ifadesini alıyor. Araştırma sonucunda da somut bir olaya rastlanılmamıştır diye dosya kapanıyor. O dönem okuldan ayrılan öğrencilerin ödedikleri tazminat miktarı biraz düşürülüyor. Bir iş yapmış görünüyorlar yani. 15 Temmuz olayı olduktan sonra aynı komisyon tekrardan dilekçeyi veren askeri öğrencilere ulaşıyor. Sizin o dönemde söylediğiniz isimler nelerdi? Bize isim söyleyin, biz onları alalım diyorlar. Yani akılları başlarına yeni geliyor. Biliniyordu ama o dönem bir şey yapılmadı. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü avına çıktılar. Neticede ne oldu? Birçok askeri öğrenci bu ülkenin ordusunun, şanlı ordusunun içerisinde çok güzel görevler yapacak birçok askeri öğrenci okuldan atılarak sistemin dışına itildi. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra bir araya geldiler. Haklarını aramaya çalıştı. Mahkemeye başvurdular ama hiçbir şekilde hakları verilmedi. Hala mahkemelerde haklarını almak için uğraşan o dönemin askeri öğrencileri var. Şimdi bu askeri öğrencilere haklarını vermeyeceksiniz de kime vereceksiniz? Onların yerine gelenler değil mi zaten 15 Temmuz'u yapanlar? 15 Temmuz'daki alt kademe o son dönem 2008 ve sonrasında özellikle FETÖ baskısının arttığı dönemde kendi öğrencilerinden mezun olanlar. O kendinden olan askeri öğrencilerin yerine atılan askeri öğrenciler olsaydı belki de 15 Temmuz ya hiç yaşanmayacaktı ya da bu kadar kanlı olmayacaktı. Bu şok mangalarından atılan onların dışında çok az bir grup, az önce de bahsettim, yaklaşık 50-60 kişilik bir grup mezun olabildi. O mezun olanlarla da kıtada uğraşmaya devam ettiler. Sicilini bozdular. Ergenekon balyoz döneminde üzerlerine oynadılar. Az önce bahsetmiştim. Ceza almadı, daha sonra yurt dışına gitti demiştim. Bir harp okulu içerisinde mezun olmadan hemen önce yurt dışına gönderilenler vardı. Bir de kıtadan yurt dışı yüksek lisans ve doktoraya gönderilenler vardı. Ben de buna başvurdum. TOEFL, IELTS, GRE tüm sınavlara girdim. Ama beni göndermediler. Normalde bizden önceki devrelerden birer ikişer kişi gönderiyorlardı. Bizim devrede tek başvurup kabul alan kişi ben olmama rağmen gidemedim. Sebebini araştırdım. Sicilim bozulmuş. Normalde bir teğmenin sicili genelde ilk sene bozulmaz. Çok büyük bir sıkıntı yaratmıyorsa. Nitekim beni de çok severlerdi. Herhangi bir cezam yoktu, bir şey yoktu. Ama Beytepe'de sınıf okulunda sicilimi bozmuşlar. O bahaneyle de göndermediler zaten. Gidenler ne oldu? Birçoğu 15 Temmuz'dan sonra atıldı. Hepsi için diyemem ama çoğunlukla kendilerinden olan askerleri gönderdiler. Bunun yanında 2015 yılında ben staj dönemindeyken bana bir liste tebliğ edildi. Listeyi açıp baktığımda 1426 kişilik bir listenin sadece benim olduğum sayfa bana tebliğ edildi. Meğerse biz o Ergenekon döneminde bir soruşturma geçirmişiz. Ergenekon'un birçok aşaması vardı. Dalga dalga gözaltına alınanlar oldu. Bir listede de benim adım vardı. Bu 1426 kişilik listede okuldan zorla ilişiği kesilenler de vardı. Başka kimlerin kimlerin adları vardı. Rahmetli Ali Tatar komutanımızın, Ali Türkşen, Mehmet Ali Çelebi, Ahmet Yavuz gibi bu ülke için çok fazla emek sarf etmiş ama Ergenekon döneminde, balyoz döneminde hakları yenilmiş komutanlarımızın isimleri vardı. FETÖ mağduru, bu ülkenin gerçek vatanseverlerinin isimleri vardı. O listede olduğum için ben gurur duyuyorum. Meğerse biz FETÖ'nün hedefindeymişiz. Baktığınızda bugün herkes FETÖ avına çıkmış. Alakası olan ya da olmayan, mağdur olan ya da olmayan herkes karşıdakini FETÖ'cü diye suçlar olmuş. Maalesef. Bir dönem FETÖ'ye yardım etmiş olsa bile bugün başkalarını FETÖ'cü diye suçlayıp kendilerini masum kategorisine sokan çok kişi var. Şimdi biz bu programı yaptıktan sonra da belki birçok eleştiri alacağız. Bu eleştiri yapanların çoğunluğu da FETÖ'cüler olacak. Çünkü bu anlattıklarımız onların kirli yüzlerini aslında ortaya çıkarıyor. Ve bu anlatılanlar da aslında benim yaşadığımın bile çok az bir kısmı. Bütüne baktığımızda FETÖ mağduru o kadar çok kişi var ki hele biz bir şekilde mezun olduk. O hiç mezun olamayan, okuldan bir şekilde ilişiği kesilen, dünya kadar tazminat ödemek durumunda bırakılan, ailelerine
bu durumu bir türlü anlatamayan ancak 15 Temmuz 2016 tarihinde o vahim olay yaşandıktan sonra ailelerinin anladığı, hala borç ödemeye çalışan birçok askeri öğrenci şu anki subay kadrosundan çok daha kaliteli bir kadro yaratabilecek. O kadro çok büyük haksızlığa uğradı. Haklarını alamadılar. Mahkemelerde birçoğunun başvurusuna olumsuz bir yanıt verdi. Yani bu konuda birileri konuşacaksa Ergenekon'dan zarar görenler, Balyoz'dan zarar görenler, FETÖ'den doğrudan zarar görenler ve bir takım operasyonlarda FETÖ'nün ihaneti neticesinde zarar gören kişiler konuşsun. 15 Temmuz öncesinde son dönem harp okuluna giren devreler arasında sivil liseden gelen askeri öğrencilerin tamamına yakını FETÖ'cü. Hepsi diyemem ama tamamına yakını FETÖ'cü. Asker liseden gelenlerin içerisinde de yine FETÖ'cüler var ama oran bu kadar yüksek değil, çok daha az. Şokçular arasında da FETÖ'cüler var. Onlar da nasıl oluyor? Bu çok kritik nokta ama çok çok az. Asker lisedeyken FETÖ'cü harp okuluna geçiyor. Harp okuluna geçtiğinde dışarıda görüşmelere gitmiyor. Takım komutanı aranarak yok mangasına alınıyor. Ya da sivil liseden geliyor. Soruları çalarak harp okuluna giriyor. Girdikten sonra görüşmüyor. Çok mangasına alınıyor. Bunların sayısı da çok çok az. Bu şok mangasındakilerin arasında onlara da ısrarla teklif gidiyor. Görüşmelere git, seni çıkaralım, seni mezun edelim diye. Böyle bir kitle de var. Bunu da görmezden gelmeyelim. Oranın son dönem devrelerde çok yüksek olmasını FETÖ'cü değilse şayet kişiler bazen kendilerine bir tehdit olarak algılayabiliyorlar. Hayır. Bilakis devrenizde çok fazla FETÖ'cü varsa ve siz FETÖ'cü değilseniz bu sizin için çok daha büyük bir onurdur. Çünkü çok fazla vatan haininin olduğu bir yerde siz temiz kalmayı başarabilmişsinizdir. O şekilde bileğinizin hakkıyla okula girip mezun olabilmişsinizdir. Eğer siz kendinizden eminseniz, FETÖ'cü değilseniz, çünkü bu anlattığım grupların hepsinde büyük oranda FETÖ'cü olmasına rağmen aslında FETÖ'cü olmayan küçük bir oran var. Alınmanıza gerek yok. Bu sizin için bir onurdur aslında. Temiz kalmayı başarabilmişsiniz. Sonuç olarak siz liyakata esas almazsanız, sırf benden olsun da ne olursa olsun derseniz, bir şekilde sistemi ele geçirmeye çalışırsanız, bu ülkenin de zararınadır, milletin de zararınadır. En nihayetinde hepimizin, bu gemide beraber yol aldığımız hepimizin zararınadır. Nitekim biz bunu 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde net bir şekilde gördük. Bundan sonra da yapılan hatalardan ders alınarak aynı hataları bir daha tekrarlanmamalı. Liyakat esaslı bir şekilde devlet kamu kurumlarına alınacak alımlar gözden geçirilmeli. Böylece aynı acı olaylar bir daha yaşanmamalıdır. Komutanım, bu halleri yaşamış biri olarak gerçekleri bize aktardığınız için ve programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlerin görüşleri bizleri ışık tutacak bu konuda. Bu örgütün ne kadar haince ve alçakça bizim değerlerimize saldırdığını en büyük çıplaklığıyla göz önüne serdiniz. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar.